Selam, merhabalar, ben Beril. Ben bu kanalda her hafta gerçek suç davalarından bahsediyorum. Eğer bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Bugün size hiçbir mantıklı açıklaması olmayan bir olaydan bahsedeceğim. Bu olayın neden açıklanamaz olduğunu anlatabilmem için de olay yerinden ve kurbandan çok açık şekilde bahsetmem gerekecek. Ayrıca bugün anlatacağım konu intihar gibi hassas olaylar da içeriyor. Eğer bu tarz konulardan rahatsız olacağınızı düşünüyorsanız sizinle başka bir videoda görüşelim. Uyarımı da yaptığıma göre daha fazla uzatmıyorum, başlıyorum. Alan 23 Haziran 1983'te dünyaya geliyor. Ailenin tek çocuğu, babası ortodontist, annesi de aynı alanda teknisyen. Alan ve ailesinin arası çok iyi. İletişimleri çok kuvvetli, beraber vakit geçirmekten hoşlanıyorlar. Yüz yüze iletişim kurabilecek durumda değillerse de telefonla konuşuyorlar. İletişimleri hiçbir zaman kesilmiyor. Alan hayatının her döneminde verici, sorumluluk sahibi, sevgi dolu, anaç bir tip. Bu yüzden de ona en uygun olan mesleğin öğretmenlik olduğuna karar veriyor. Bu Alan'ı tanıyan insanlar için bir sürpriz değil. Çünkü onun çevresindeki herkes öğretmenliğin Alan için ne kadar doğru bir meslek olduğunu ve öğretmenlikte ne kadar başarılı olacağını gayet iyi biliyor. Alan, Philadelphia'daki bir akademide ilkokul öğretmeni olarak işe giriyor. Ailesinin, öğrencilerinin ve diğer öğretmenlerin söylediğine göre işinde çok iyi ve çok mutlu. Hem mesleğini çok seviyor hem de öğrencilerini çok seviyor. Her sabah sınıfa girdiğinde öğrencileri tek tek kucaklıyor, sarılıyor onlara ve her akşam eve gitmeden önce tekrar sarılıyor. Bütün çocuklar sevildiğini hissetsin, değer gördüğünü hissetsin diye elinden gelen her şeyi yapan biri. Alan 24 yaşındayken Sam Goldberg'le bir ilişki yaşamaya başlıyor. Sam bir yapımcı, televizyon yapımcısı ve işinde çok başarılı birisi. Hep en büyük, en bilindik televizyon şirketleriyle çalışıyor. İlişkileri bir tık oturduktan sonra beraber eve çıkıyorlar, nişanlanıyorlar ve ilişkilerinin 3. yılında düğün hazırlıkları yapmaya başlıyorlar. Planlarına göre 2011 Ağustos'ta evlenecekler. Alan çok mutlu, düğün hazırlıkları yapmaktan çok keyif alıyor ama ailesinin söylediğine göre bir yandan da çok stresli. Çünkü ailesinin söylediğine göre Alan özgüven eksikliği, anksiyete ve stres yaşıyormuş. Hatta işi bırakıp tekrar ailesinin yanına yerleşmeyi düşünüyormuş. Alan'ın babası anladığım kadarıyla bir tık otoriter birisi. Alan bu fikrinden ona bahsettiğinde babası şiddetle karşı çıkmış. Çünkü birincisi, böyle bir şeyin CV'sinde iyi görünmeyeceğini düşünmüş. İkincisi de eğer bir sorun varsa ondan kaçmak yerine onu çözmeye yönelik adımlar atması gerektiğini düşünmüş. Annesiyle de konuşmuş bu konuyu. Annesi de vereceği kararda özgür olduğunu söylemiş. Ama eğer bu kadar stres yaşıyorsa, bu kadar kaygı bozukluğu yaşıyorsa bir profesyonelle görüşmesinin onun için iyi olacağını söylemiş. Alan bu stresin sebebinin iş kaynaklı olduğunu söylüyor. Ama bunun ne kadar doğru olduğunu bilemiyoruz. Çünkü Alan'ın iş arkadaşları durumun böyle olmadığını düşünüyorlar. Yaptığı her şey, bütün planlamaları, bütün dosyaları, her şeyi kusursuzmuş. Ve hiç de zorlanıyor gibi görünmüyormuş bunları yaparken. Ama bu kadar kusursuz olmaya çalışmak stres yaratabilir mi? Yaratabilir. Yani bu stres gerçekten işten kaynaklanıyor da olabilir. Ama başka bir şeyden kaynaklanıyor da olabilir. Mesela ilişkisinden. Nişanlı olan, evlenmesine birkaç ay kalmış birisi neden ailesinin yanına taşınmak istesin? Yine bir okul günü 26 Ocak 2011'de Alan sabah işe gitmek üzere evden çıkıyor. Annesi de yine işe gitmek üzere evden çıkmış. İkisi de yoldalar ve yoldayken telefonla birbirlerini arayıp konuşuyorlarmış. Bu hep yaptıkları bir şeymiş. Yolda geçirdikleri zamanı daha verimli hale getiriyorlarmış bu şekilde. Arabaya bindiklerinde birbirlerini arıyorlarmış. O gün de yine aynı şeyi yapıyorlar. Havadan sudan konuşuyorlar. Vergi zamanı geliyormuş. Annesi Alan'a vergi formlarını nasıl dolduracağını anlatıyor. Normal bir konuşma yapıyorlar yani. O okul gününün ortalarında birden kar fırtınası başlıyor. Bu kar fırtınası o kadar ciddi ki günün ortasında okulları tatil ediyorlar. Alan da bütün öğrencilerin ebeveynleri tarafından alındığına emin olduktan sonra okuldan çıkıyor. Eve giderken yol üzerinde bir benzin istasyonunda durup benzin alıyor, fulluyor deposunu ve sonra saat 1 gibi evine varıyor. Bir süre sonra nişanlısı Sam de eve geliyor. Birazcık beraber takılıyorlar. Sonra saat 5'e çeyrek kala Sam yaşadıkları binanın spor salonuna iniyor.
Bu spor salonunda siteler var ya, öyle bir sitede oturuyorlar. Yani aslında dışarıya çıkmadan spor salonuna gidiyor. Yarım saat 45 dakika kadar spor yapıyor ve sonra tekrar eve dönüyor. Sam çıkarken kapıyı kilitlememiş ama geri geldiğinde kapı kilitli. Anahtarı var, kilidi açıyor. Sonra kapıyı hafifçe itiyor ama kapı aralandığında fark ediyor ki kapının üzerindeki emniyet kelepçesi takılı halde. Bu ilginç bir şey çünkü daha önce hiç gündüz vaktinde o kelepçeyi kullanmamışlar. Sam kapıyı çalmaya başlıyor, ses yok. Kapının aralığından Ellen'a seslenmeye başlıyor, yine ses yok. Sonra Ellen'a mesajlar atıyor. Mesajlar şöyle: "Selam, kapıyı aç. Ne yapıyorsun? Sinirleniyorum ama. Umarım iyi bir bahanen vardır. What the fuck? Ne kadar sinirlendiğimle ilgili hiçbir fikrin yok." Dışarıda yarım saat kadar kalıyor ve yarım saatte bunları yapıyor ama hiçbirisinin işe yaramadığını anladığında aşağıya güvenlik görevlisinin yanına iniyor. Lobide güvenlik görevlisi var, onu anlatıyor durumu ve sonra yardım istiyor. Muhtemelen kelepçeyi sökmek için veya kırmak için, ama güvenlik görevlisi böyle bir şeyi yapamayacağını söylüyor. Çünkü bu tarz bir şey yapması şirket kurallarına aykırı. Sam'in söylediğine göre beraber, güvenlik görevlisiyle beraber eve çıkıyorlar. Evleri 6. katta. Burası zaten 6 katlı bir apartman ve Sam'lerin oturduğu ev 6. katta. Oraya çıkıyorlar. Sam kapıyı kırarak açıyor. Kapının sadece o kelepçeye bağlı olduğu yer kırılıyor. Yani küçük bir yeri kırılıyor. Ve sonra Sam içeri giriyor. İçeri girdiğinde gördüğü şey Ellen'ın cansız bedeni. Ama şöyle bir şey var. Ellen'ın bulunduğu durumu şöyle düşünebilirsiniz. Mutfakta yerde oturmuş, sırtını mutfak dolabına dayamış ve kafası hafifçe yere doğru eğilmiş. Biraz kamburlaşmış ama oturur halde. Çevresinde bir sürü kan izleri var, kan damlaları, kan öbekleri var. Ve çok ilginç bir şekilde Ellen elinde bir havlu tutuyor. Bu havlu tertemiz, üzerinde hiç kan izi yok. Ayrıca mutfakta bulunmuş olmasına rağmen bu havlu banyodan getirilmiş bir havlu. Sam bu görüntüyle karşılaştıktan sonra 911'i arıyor. Çevrede çok fazla kan var. Ne olduğunu bilmiyorum ama kafasını çarpmış olabilir. Çünkü kan kafasından geliyor gibi diyor. Operatör nefes alıyor mu diye soruyor. Sam de sanmıyorum, göğsü hiç hareket etmiyor diyor. Sonra operatör sana kalp masajı yapmayı anlatacağım. Kalp masajı yapacaksın biz gelene kadar diyor. Sam bunu yapmaya pek gönüllü değil. Bence bu anlaşılabilir bir şey. Ama sonra kalp masajı yapmaya başlayacağı anda, bir anda tişörtünü çıkaramadım. Ay, fermuar açılmıyor. Aman tanrım, göğsünün üzerinde bir bıçak var. Kendini bıçaklamış diyor. Operatör bunu duyunca şaşırıyor birazcık. Kendini mi bıçaklamış diye soruyor. Sam de yani bilmiyorum ya da bıçağın üzerine düşmüş de olabilir diyor. Ama bence böyle düşünmesi çok normal. Çünkü bence birinin kalbine saplı bir bıçak gördüğünüzde aklınıza gelecek iki senaryo budur. Yani ya kendini bıçaklamıştır ya da bıçağın üzerine düşmüştür. Operatör bu bilgiden sonra Sam'e hiçbir şeye dokunmamasını söylüyor. Polisler geliyor, paramedikler geliyor ve Ellen saat 6.40'da resmen öldü ilan ediliyor. Bunu ilan eden kişiler, yani paramedikler, polislere bu olayın bir cinayet vakası olduğunu söylüyorlar. Ellen'ın bulunduğu mutfakta tezgahın üzerinde yeni yıkanmış ve yeni kesilmiş meyveler var. Ellen yıkamış bunları, kendine meyve salatası yapıyormuş. Tezgahın üzerinde birkaç meyve bıçağı var ve bu meyve bıçaklarının üzerinde durduğu bir tahta set var. Ellen'ın göğsünde bulunan bıçak bu setten alınmış. O bıçakların üzerinde durduğu tahta blok devrilmiş. Ama bunun neden olduğunu bilmiyorlar. Çünkü mutfakta herhangi bir mücadele olmuş gibi görünmüyor. Evin hiçbir yerinde bir mücadele olmuş gibi görünmüyor. Eve zorla girildiğine dair hiçbir iz yok. Kapılar zorlanmamış. Dışarıdan asla giremezler. Zaten 6. katta oturuyorlar. Ve birisi bir şekilde tırmanmaya çalışsa bu anlaşılır çünkü hatırlarsanız çok fazla kar yağıyor o gün. Balkonlarının önündeki kara hiç kimse basmamış. Ki zaten 6. katta oturuyorlar. Ve evde para edecek eşyalara dokunulmamış. Yani bu bir hırsızlık vakası da değil. Komşulardan hiçbirisi bir ses duymamış. Sadece Sam kapıya geldiğinde Ellen'a bağırmıştı kapıyı açması için. Onu duymuşlar. Ama bir tartışmadır, bir kavgadır bunları duymamışlar. Ellen'ın üzerinde mücadele ettiğini gösteren hiçbir iz yok. Yani kısacası bu olayın intihar değil de cinayet olduğunu gösteren
Tek bir delil bile yok. Eve hiç kimse girmemiş, kapı içeriden kilitliymiş, Ellen'ın üzerinde ve çevresinde hiç kimsenin DNA'sı yok. Üzerindeki bıçakta sadece Ellen'ın DNA'sı var ve sadece Ellen'ın parmak izi var. Olay yerine ilk gelen insanlar bu bilgilere sahipler. Ama sonra Ellen'ın otopsi raporu geliyor. Ellen sadece göğsünden bıçaklanmamış. Ellen totalde 20 kez bıçaklanmış. Göğsünden 8 kez, karnından 1 kez, kafasının üzerinden 1 kez ve ensesinden 10 kez olmak üzere 20 kez bıçaklanmış. Otopsiyi yapan doktor ölüm sebebine cinayet yazıyor. Ayrıca otopside şöyle bir şey de fark ediyorlar. Ellen'ın üzerinde 11 tane morluk var. Ama bu morluklar daha önceden oluşmuşlar. Yani olay anında mücadele ederken oluşmamış ve hepsi farklı iyileşme seviyelerinde. Yani hiçbirisi aynı anda olmamış. Bazıları neredeyse iyileşmiş, bazıları henüz çok yeni ama bunların hepsi farklı zamanlarda oluşmuş. Ayrıca Ellen'ın göğsüne saplanan bıçak kıyafetinin üzerinden saplanmış. Hatırlarsanız 911 konuşmasında Sam tişörtü çıkardıktan sonra bu bıçağı gördüğünü söylemişti. Ama aslında bıçaklanma olayı tişörtün üzerinden yapıldığı için Sam bunu daha önceden görmüş olmalıydı. Sam'le ilgili şüpheli olan tek şey bu da değil. Sam polislerle konuşurken şöyle bir şey söylemişti. Ben spora indim aşağıya. Sonra geldiğimde kapı kilitli olduğu için içeriye giremedim. Güvenlik görevlisinin yanına gittim. Sonra beraber yukarıya çıktık ve ben kapıyı kırdım. Polislere bu şekilde anlatmıştı. Ama sonradan güvenlik görevlisine sorduklarında öğreniyorlar ki güvenlik görevlisi bulunduğu masayı hiç terk etmemiş o gün. Evet, Sam gerçekten de bunları söylemek için, yardım istemek için aşağıya inmiş ama tekrar yukarıya çıkarken tek başınaymış. Bir de görevlinin söylediğine göre Sam aşağıya indiğinde ayağında Timberland botlar varmış. Spordan gelen bir insan eve giremiyor ev kilitli olduğu için ama ayağında bot var. Bu herhangi bir şey kanıtlamaz çünkü birçok spor salonu dışarıda giydiğiniz ayakkabıyla içeri girmenize izin vermiyor. Belki spor salonunda değiştirmiş olabilir, belki spor salonunda dolabı olabilir, bilmiyorum ama bu da eklemem gereken bir ayrıntıymış gibi geldi. Apartmanın içerisinde güvenlik kamerası olmadığı için bu olay tam olarak nasıl gerçekleşti bilemiyoruz. Sam tek başına mı çıktı, beraber mi çıktılar ya da saat kaçta, bunların hiçbirisini bilemiyoruz. Bir başka bilgi, polisler ve paramedikler olay yerine geldiklerinde Sam'in eniştesinin de orada olduğunu görüyorlar. Sam'in eniştesi, müthiş saygı duyulan bir savcı olan eniştesi. Sam tutuklanıp götürülüyor olay yerinden ama neredeyse sorgulanmıyor bile. DNA örneği almıyorlar, madde testi yapmıyorlar, hiçbir şey istemiyorlar ondan. Bu olaydan 3 gün sonra olay yerinde paramediklerin söylediğinden ve otopsi raporunda yazılandan farklı olarak bu olayın bir intihar vakası olduğuna karar veriyorlar. Yani bu nasıl cinayet vakası olabilir ki? Kapı içeriden kilitliydi. Ve bunun bir cinayet vakası olduğuna emin olmadıkları için bu soruşturmayı hiç de titizlikle yürütmüyorlar. Mesela Ellen'ın içinde cansız bulunduğu ev olay yeri kabul edilmediği için Sam'in savcı olan eniştesi bir gün sonra eve girebiliyor. Neden olaydan bir gün sonra eve girmek istiyor peki? Bilgisayarları ve telefonları almak için. Çünkü polis bunları araştırmaya gerek duymamış, hiçbirisini almamış, incelememiş. Savcı enişte eve gelip Sam'in bilgisayarını, Ellen'ın iş bilgisayarını, kişisel bilgisayarını ve telefonunu alıyor. Polisin bu konuya herhangi bir itirazı yok bu arada. Bunların hepsi tamamen yasal. Çok şüpheli ama yasal. Şimdi anlatacağım şeyler enişte bu bilgisayarları alıp götürdükten sonra bulunuyor. Polisler bir noktada bilgisayarı incelemek istiyorlar ve gidip savcı enişteden bu bilgisayarları alıyorlar. Yani bilgisayarın içinde bulunan bilgiler manipüle edilmiş olabilirler ya da bazı dosyalar, belgeler silinmiş olabilir. Bilmiyoruz. Ama sonuç olarak son bir ayda Ellen'ın kişisel bilgisayarından şu tarz Google aramaları yapılmış. Hızlı intihar, acısız intihar, intihar yöntemleri. Ellen'ı buldukları durum bu aramalarla hiç uyumlu değil, evet. Ama bu aramalardan Ellen'ın intihara meyilli olduğu sonucunu çıkarıyorlar.
Zaten psikolojik olarak iyi durumda değildi. Kaygı bozukluğu yaşıyordu, stres yaşıyordu. Evet, yardım almaya başlamıştı ama yine de kendini iyi hissetmiyordu. Müthiş stresliydi ve iyi durumda değildi. Bu arada Alan psikiyatristiyle totalde 3 kez görüşmüş. En son görüşmesi olaydan 1 hafta önce 19 Ocak'ta. Psikiyatristine ilişkisinde fiziksel veya psikolojik herhangi bir şiddet görmediğini söylemiş. Yaşadığı stresin tamamen işiyle alakalı olduğunu söylemiş. Doktoru da kaygı bozukluğu teşhisi koymuş ve bununla daha kolay başa çıkabilmesi için ona bazı ilaçlar vermiş. Doktoru bu yazdığı ilaçların kendine zarar verme fikrini tetikleyebileceğinin farkında. Ama yine de bunda hiçbir sakınca görmüyor. Çünkü Alan asla intihara meyilli birisi değil. Zaten öyle bile olsa hiç kimsenin bunu bu şekilde yapmayacağı kesin gibi bence. Bu arada otopsi raporuna göre aldığı bir bıçak darbesi kafatası sinirlerine çok zarar vermiş. Şimdi burada iki ihtimal var. Eğer bu sinirleri tamamen parçaladıysa felç olmuştur ve kendine bunu yapmaya devam edemez eğer felç olduysa. Ama eğer bu sinirler hasar gördüyse vücudu hissizleşeceği için bütün bunları kolayca yapabilir. Çünkü artık acıyı hissetmiyor olur. Alan'ın ailesi bu konuyu bir nöropatolojistle konuşmak istiyor. Çünkü haklı olarak bunun bir intihar vakası olmadığını düşünüyorlar. Ya da daha genel söylemek gerekirse bu olayın yeterince incelenmediğini düşünüyorlar. Bu yüzden de kendi uzmanlarıyla çalışıyorlar, kendi avukatlarıyla çalışıyorlar, kendileri araştırıyorlar. Öğrenmek istedikleri ilk şey, acaba sinirleri tamamen parçalanmış mı yoksa sadece hasar mı görmüş? Bunu öğrenmek çok kolay, otopsi raporunda yazar bunların hepsi. Ama otopsi raporuna ulaşamıyorlar. Aslında şöyle, bu otopsinin yapıldığı zamanlarda orada bir nöropatolojist çalışmıyormuş. Bu yüzden de dışarıdan bir nöropatolojistle çalışmak durumunda kalmışlar. O doktor bakıyor bu işe ve yaptığı iş karşılığında da parasını alıyor. İşte o anlaştıkları doktorun raporunu bulamıyorlar. Sonra doktoru arıyorlar, belki onda bir kopyası vardır diye. Ama kopyayı da bulamıyor. Peki bu doktorlarla çalıştığınızı gösteren herhangi bir fatura, herhangi bir ödeme gösterebilir misiniz diye soruyorlar. Onları da gösteremiyor hiç kimse. Yani kısacası otopside Alan'ın bıçaklandığı yere bakıldığına dair hiçbir iz yok. Ama şöyle bir şey buluyorlar. Otopsinin yapıldığı yerde Alan'ın omuriliğinden bir parça örnek alınmış ve depolanmış. Bu parçada ciddi bıçak darbeleri olduğunu görüyorlar. Zaten otopsiyi yapan doktorların da ölüm sebebine cinayet demelerine sebebi buymuş. Çünkü yüksek ihtimalle Alan felç olmuş. Ve yine aynı doktorlar Alan'ın boğazında boğma izi olduğunu fark ediyorlar. Çünkü boğazının yanında birine ait parmak izi buluyorlar. Kime ait olduğunu bilmiyorlar ama boğazında böyle bir iz var. Peki eğer bunu başkası yaptıysa neden Alan'ın üzerinde hiç mücadele izi yok? Bununla ilgili de şöyle bir teori var. Hatırlarsanız Alan bütün bunlar yaşandığında mutfakta meyve yıkıyordu, meyve yiyordu. Eğer birisi arkasından yaklaşmışsa ve ani bir şekilde saldırmışsa, Alan ne olduğunu anlamadan saldırıya uğramış ve belki ölmüş olabilir. Yani mücadele etmeye vakti kalmayacak kadar ani bir saldırı yapılmış olabilir. Alan'ın ölüm sebebi önce cinayet olarak belirleniyor, sonra belirlenemedi olarak belirleniyor, sonra intihar olarak belirleniyor. Ve bu süreçte Alan'ın ailesine hiçbir bilgi vermiyor polisler. Alan'ın ailesi bütün bilgileri haberlerden öğrenmek zorunda kalıyor. Kurbanın ailesine bilgi vermeyen polisler neden gazetecilere bu bilgileri verir? Hiçbir fikrim yok. Ama bu konuyu da çok konuşmak istemiyorum. Yine gazetecilerle ilgili konuşmak istemiyorum çünkü. Şimdi asıl şok edici bilgiden bahsetmeden önce şu ana kadar elimizde olan bilgilerin üzerinden kısaca geçeceğim. Olayda adı geçen tek kişi, nişanlı Sam. Eve girdiğinde yanında bir güvenlik görevlisi olduğunu söylüyor ama güvenlik görevlisi böyle bir şeyin olmadığını iddia ediyor. 911 aramasında tişörtü çıkardıktan sonra bıçağı gördüğünü söylüyor ama aslında bıçaklama tişörtün üzerinden yapılmış. Olaydan bir gün sonra Sam'in savcı olan eniştesi eve gidiyor, Alan'ın bilgisayarını alıyor ve sonradan bu bilgisayarda intiharla ilgili aramalar yapıldığını görüyoruz. Ki bunu destekleyen başka hiçbir şey yok. İntihar notu yok, hiçbir şey yok. Elimizde olanlar bunlar. Bunlar şüpheli ama hiçbir şeyi kanıtlamaz.
Şimdi birazcık bir şeyleri kanıtlayabilecek bilgilerden bahsedeceğim. Birincisi, hatırlarsanız 911 aramasında Sam, "Sanırım kafasına vurmuş çünkü kafası kanıyor," demişti. Ella'nın yüzündeki kan yana doğru, kulağına doğru akmış. Eğer oturur pozisyonda olsaydı kanın aşağıya doğru akması gerekirdi. Ama kan yana doğru akmış. Ve böyle olması için yatar pozisyonda olması gerekiyor. Ama Ella'nı buldukları yerde böyle olduğuna dair hiçbir iz yok. Yani öncesinde yatar pozisyondaymış, sonra kalkmış oturmuş gibi bir iz yok. Evde luminol testi yapılmadığı için başka bir yerde öldürüldü de sonrasında oraya mı taşındı bilemiyoruz. Belki de polisler eve gelmeden önce olay yeri temizlendi. Aslında bir luminol testi her şeyi gayet açıklayabilirdi. Ama bu testi yapmadıkları için bunların hiçbirisini bilemiyoruz. Ki luminol çok da pahalı bir kimyasal değil. Aslında bu test yapılabilir. Zaten böyle bir olay yerinde neden yapılmamış aklım almıyor. Ama yapılmamış. İkincisi, 2021 yılında bu işte çalışan bir nöropatolojisten öğrendiğimiz kadarıyla Ella'nın kafasındaki bıçak yaralarından bazıları Ella'nın hayatta değilken yapılmış. Gavin'in bu konuyla ilgili bir videosu var. Bunu canlandırmışlar. Aşağıya onun linkini bırakacağım. Gidip oradan bakabilirsiniz. Yani aslında bu iş buraya gelene kadar neler var, nerelerden anlayabilirlerdi aslında bu olayın bir cinayet olduğunu. Ama bir şekilde anlamadılar veya anlamak istemediler. Burada okuduğum yorumlarda insanların takıldığı iki yer var. Bu ikisinden de bahsetmek istiyorum. Birincisi kapı. Bu emniyet kelepçesinin kırılmasından kaynaklanan hasarı beğenmiyor insanlar ya da gerçekçi bulmuyorlar. Çünkü diyorlar ki öyle bir durumda, yani bu kadar güçlü bir şeyi kırmak için çok fazla kuvvet sarf etmen gerekir. Ve eğer bu kuvvetle kapıya vurursan kapı başka yerlerden de kırılır. Yani çevresindeki çerçevesi çıkar mesela. Ona çerçeve mi deniyor çok emin değilim ama çevresindeki yer çıkar muhtemelen diyorlar. Kapıda bu kadar az hasar oluşmaz diyorlar. Ama ben şöyle bir şeye şahit oldum. Ben bir gün evden çıkarken onun kapalı olduğunu görmedim ve kapıyı çat diye açtım. Çok güçlü biriyim. Onun da etkisi vardır bence ama o kadar da güçlü biri değilim. Kırıldı. Emniyet kelepçesi kırıldı. Ama demek ki birisi hafif zorlasa kırılabilecek bir şey. Bunun için illa bütün kapının kırılmasına gerek yok. O yüzden orada çok şey yapamadım. O konudan çok emin olamadım. İkinci bahsetmek istediğim konuda insanların sürekli şunu demesi bana çok tuhaf geliyor. Yani eğer intihar edecek olsaydı neden arabasına benzin alırken depoyu fullesin? Ya da intihar edecek olan birisi gelip kendine meyve salatası yapar mı? Bu bana çok ilginç geliyor. Yapar. Bence yapar. Bence bunlar hiç ilginç şeyler değil. İntihar etmiş olduğunu asla düşünmüyorum. Bence bu apaçık cinayet. Benim düşüncem. Ben böyle düşünüyorum. Ama şeye de çok karşı çıkıyorum. Yani evet yapabilir. Bunların hepsini yapabilir. Gerçekten de intihar edecek birisi deposunu fulleyebilir. Ya da gelip kendine meyve salatası yapabilir. Sabah kalkıp yatağını toplayıp hazırlanıp çantasına kitabını, defterine, kalemliğini koyup dışarıya çıkıp okula gelip sonra okulun en yüksek binasından kendini atarak intihar eden arkadaşım oldu. Davaya bakan hakim eğer yeni bir kanıt çıkarsa bu davanın tekrar incelenebileceğini söylemiş. Ella'nın ailesi uğraşıyor hala ve pes edecek gibi de görünmüyorlar. Ben genelde bu tarz olaylarda çok da adaletin sağlanabileceğine inanmıyorum. Ama nedense burada gerçekler ortaya çıkacakmış gibi hissediyorum. Sam de evlenmiş, çocukları olmuş, gayet normal bir hayat sürüyormuş ve bu konuyla ilgili konuşmayı reddediyormuş. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Aynen. Benim bu konuyla ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Her zamanki gibi fikirlerinizi duymayı çok isterim. Paylaşın benimle. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın efendim.